Hazır mısın? Ben hazırım, sen? Ben de hazırım. Hadi. Vakit de geldi zaten. Volkan, bu ne hal ya? İnsan biraz özenir de gelir. Vallahi gece zar zor bitti ya. Çok uzundu. Anca geldim, uyanamıyordum az kalsın. Ne oldu, bizimkiler gelmedi mi daha? Yok, gelmediler ama gelmeleri lazım. Gelirler herhalde. Vazgeçmişlerdir belki. Ne demek vazgeçmişlerdir? Niye vazgeçiyorlarmış canım? Çok kararlı görünüyorlardı, vazgeçmezler. Belli olmaz. Hah, geldiler işte. Selam, ne haber? Gel Ceyda işte. Nasılsın? Oo bro Volkan, ne haber? İyi Ayşe, sen? İyi. Hadi bitirelim şu işi. Siz niye bu böyle mutlu geldiniz ya? Hiç gerilmediniz mi? Mahkemeye gireceğiz şimdi. Niye gerilelim ki Volkan? Geldik, mahkemeye gireceğiz. Anlaşamadık, anlaşamıyoruz diyeceğiz. Boşanacağız yani, sinek ısırığı gibi. Aynen, sinek ısırığı gibi. Doğru. İyi bakalım. Oturabilirsiniz. Taraflar geldi mi? Buradayız Hakim Hanım. Tanıklar ve müdafiler? Tanıklarımız da burada. İki tarafı da ben temsil edeceğim Hakim Hanım. Duruşmayı başlatıyorum. İddiaya göre aranızda şiddetli geçimsizlik bulunuyormuş. Önce sırayla tarafları, ardından tanıkları dinleyeceğim. Taraf Ayşe Yiğiter. Dinliyorum. Buraya mı geçeyim? Böyle konuşabilirsiniz. Biz kültürel ve sosyoekonomik açıdan çok farklı koşullarda yetiştik Hakim Hanım. Bu durumun ilk başta bir sorun yaratmayacağını düşündük ama kavgalarımız giderek artmaya başladı. Ben boşanmak istiyorum. Peki, oturabilirsiniz. Taraf Kerem Yiğiter. Biz çok tartışıyoruz. Bu bizi artık çok mutsuz ediyor. Bu durum benim iş hayatımı, aile hayatımı fazlasıyla olumsuz etkilemeye başladı. Bu birlikteliğe daha fazla devam edemeyeceğimizi düşünüyorum. Bu beraberliği daha fazla sürdüremeyeceğimize inanıyorum. Peki, oturabilirsiniz. Tanık Volkan Çekerek. Sizi dinliyorum. Ha. Şey yapayım. Oğlum, oyun parkı mı burası? Böyle daha kısa olur diye şey yaptım ben, bekletmemek adına. Dinliyorum. Kerem benim kreşten beri arkadaşım. Yani her gün beraberizdir. Her şeyini bilirim Kerem'in. Boşanmak istiyor. Peki. Oturabilirsin. Tanık Ceyda Aran. Sizi dinliyorum. Ayşe ve Kerem her ne kadar severek de evlenmiş olsalar, dünyaları maalesef birbirinden çok farklı. Ayşe'nin Kerem'in hayatına ayak uyduramayacağı en başından beri belliydi aslında. Tabii Kerem'in de Ayşe'nin hayatına ayak uyduramaması hiç sürpriz olmadı. Böylece hem evlerinde hem de iş yerinde defalarca çok şiddetli bir şekilde kavga ettiklerine ben şahit oldum. Arkadaşları olarak bu duruma gerçekten çok üzülüyorum. İkisi için de ayrılmalarının çok daha iyi olacağına inanıyorum.
Peki, oturabilirsiniz. Karar. Aşık olduğum çocuk beni ilk öpen çocuktu. Bak 6-7 yaşlarındaydım ben o zaman daha. Annemlerle bir düğüne gittik. İşte bir o tarafa koşuyoruz, bir bu tarafa koşuyoruz falan. Ya koşarken elinde kuğu olan bir çocuk gördüm. Elinde kağıttan bir kuğu vardı. Çocuğun üstünde böyle çok güzel bir takım elbisesi vardı. Burasında papyonu vardı. Böyle saçlarını taramış. Saçların rengi falan çok güzeldi, hatırlıyorum bak. Neyse ben tutturdum o kuğuyu istiyorum diye. Gittim çocuğa tutturdum böyle, o kuğuyu bana vereceksin, o kuğuyu bana vereceksin. Çocuk da tamam dedi. İşte bu kuğuyu sana veririm ama bir şartla, gözlerini kapayacaksın. Ben de safım ya, çocuğum işte. Kapattım gözlerimi, böyle açtım avucumu, bekliyorum. Derken çocuk beni öptü. Ben de işte şaşırdım, şoka girdim filan herhalde. Uzun süre öyle gözlerim kapalı kaldım. Sonra biraz daha bekledim, açtım gözlerimi. Avucuma baktım, elimde ne kuğu var, ne çocuk yanımda. Yani kaçıp gitmiş herhalde. Ya sonra bir daha da hiç görmedim zaten. Bu benim olsun mu? Veririm ama gözlerini kapatırsan. Nereye kadar bu pembe rüyalar?